Fotoğrafım TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Canon 760D'yi konuşacağız. Elimizden geldiğince artılarını, eksilerini çıkarmaya çalıştık. Siz de yorumlarınızda destek olursanız harika olur. İsterseniz başlayalım. Canon 760D ile giriş seviyesi kullanıcılarını bir üst seviyeye çıkarmayı hedeflemiş. Bunun en önemli göstergelerinden birincisi üst LCD ekran, diğeri de Wi-Fi. Tabii biz bugün 760D'yi inceleyeceğiz ama Canon aslında iki makine çıkardı, bir diğeri de 750D. İsterseniz önce ikisinin arasındaki küçük farklardan bahsedelim. 750D'de üst LCD ekran yok. Tekerlek üst ekrandan dolayı 760D'de solda, 750D'de sağda bulunuyor. 760D'de kontrol için iki tane tekerlek var. 750D'de ise bir tekerlek ve bir de yön tuşlarından oluşan panel var. Bununla beraber aralarında 10 gramlık bir ağırlık farkı var. Tabii en önemli iki özelliğinden birisinin Wi-Fi olduğunu söylemiştik. İstersen biraz bunun getirilerinden bahsedelim. Canon bu modelinde dahili Wi-Fi özelliğini kullanmış. Dahili Wi-Fi, çektiğimiz fotoğrafları sosyal mecralarda anında paylaşabilme, cep telefonumuzu veya tabletimizi remote kontrol, yani uzaktan kumanda olarak kontrol edebilme olanağı sunuyor. Bu sayede çağımızın en önemli etkileşimlerinden biri olan sosyal medya ile iletişiminizi çok daha iyi ve hızlı seviyede tutabileceksiniz. Örneğin gezginseniz, sosyal medya platformlarından Instagram'da fotoğraf paylaşmayı seviyorsanız Canon 760D tam da size göre bir makine. Tabi böyle hafif ve küçük bir yapıda olmasından dolayı kullanım alanları da genişliyor. 760D özellikle blog fotoğrafçıları, gezginler ve anılarını kaliteli bir biçimde resmetmek isteyen kullanıcılar için tasarlanmış bir makine. Aslına bakarsan bir sosyal medya kullanıcısı için kameranın küçük ve hafif olması çok önemli. Gövdeye girmişken istersen devam edelim. Daha önce üst LCD ekrandan bahsetmiştik. Mont kadranının sağ tarafa alınması, İki kontrol tekerleğinin bulunması, ki bu da çok önemli bir artı. Enstantane ve diyaframı hızlı bir şekilde ayarlayabileceksiniz. Kameranın gövdesinin biraz daha 60D, 70D gibi üst segment makinelere yaklaştığını söyleyebiliriz. Ayrıca mod kadranına kilitleme eklenmiş. Yani kamerayı elinize alıp mod kadranından hangi modda fotoğraf çekeceğinize karar verdiğinizde artık sol kısımla işiniz bitiyor ve vizörün ve kontrol panelinin bulunduğu sağ tarafa daha rahat odaklanabiliyorsunuz. Seyahatlerinizde ve günlük yaşantınızda ağırlığını hissetmeyeceğiniz hızlı kontrol sistemleri sayesinde hızla çıkarıp fotoğraf çekebileceğiniz bir model. Giriş seviyesinde bir makine olmasına rağmen kontrol tamamen sizin elinizde. 760D özellikle sokak fotoğrafçıları için de ideal bir makine. İnsanlara fotoğraflarını çekmeyi teklif ettiğinizde karşılarında büyük bir fotoğraf makinesi görmedikleri için isteğinizi geri çevirmeyeceklerdir. Bu sebeple de sokak fotoğrafçılığı için ideal bir makine diyebiliriz. Tabii sokak fotoğrafçılığında anı yakalamak da çok önemli. Canon, Hybrid CMOS 3 sensörü sayesinde Rebel serisinin bir önceki versiyonuna göre 4 kat daha hızlı netleme yapabilmemizi sağlıyor.
Tabi hız demişken 760D Digic 6 işlemcisiyle eski versiyonlarıyla aynı hızda, yani saniyede 5 FPS hızında çekim yapabiliyor. Ama çok daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Kamera durmadan 8 RAW fotoğraf ve 940 JPEG fotoğrafı çekebiliyor. Senin de söylediğin gibi Digic 6 işlemci hızı sayesinde önemli anları yakalamamıza olanak sağlıyor. Tabi bir diğer özellik ise çözünürlük. 24.2 megapiksellik bir çözünürlük değerine sahip makinemiz. Bu da fotoğraflarımızı büyütme ve kırpma olanağı sunuyor. Canon 760D modelinde dönebilen dokunmatik bir ekrana sahip. Live View ekranında ve video çekim esnasında netleme yapabiliyor. Dokunmatik ekranda netleme yapmak için konunun üzerine dokunmanız yeterli. Tabii netlemeden bahsetmişken kameramızda 19 adet AF noktası var. Bu 19 AF noktasının tamamı cross-type özelliğine sahip. Spor müsabakaları gibi hareketli konularda çok daha hızlı netleme yapabilmemize olanak sağlayan bir seçenek. Aynen öyle. Biraz da akıllı vizörden bahsedelim. Akıllı vizörden baktığınızda etkin AF alanını ve odak noktasını çok kolay bir şekilde görebilirsiniz. Biraz da videodan bahsedelim. Canon bu modeliyle Full HD filmler, yani 30 karelik Full HD filmler çekmemize olanak sağlıyor. Özellikle sinematik alan derinliği ve otomatik netleme özelliğiyle anılarınızı kaliteli bir şekilde kaydedebilirsiniz. Tabii kamerada aynı zamanda dahili flash var. Dahili flash'ın nerelerde kullanılabileceğinden bahsedelim biraz. Benim aklıma ilk gelen portre çekimleri. Özellikle yazın dik gelen ışık yüzde koyu gölgeler oluşturursa bu gölgelerin önlenmesi için dahili flash kullanılabilir. İstersen biraz da yazılımsal özelliklerden bahsedelim. Benim en sevdiğim yeni gelmiş yazılımsal özellik minyatür film efekti. Minyatür film efektini biz daha önce kameralarımızda tilt shift lenslerle sağlıyorduk. Ama Canon 760D tilt shift lenslere ihtiyaç kalmadan minyatür film efekti yapabilmemize olanak sağladı. Geri kalan yazılımsal özellikler arasında öne çıkanlardan bir tanesi 720p HDR video çekebiliyor olması ve bununla beraber video çekerken dijital zoom yapabiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir artı aslında. Arkadaşlar ben Ömer. Bugün arkadaşım Gökhan'la beraber Canon'un 760D modelini inceledik. Eğer siz de 760D modeline sahip olmak istiyorsanız fotografim.com'da farklı lens ve fiyat seçenekleriyle ürüne sahip olabilirsiniz. Farklı videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.